Çoğumuz hedeflerimiz ve hayallerimiz hakkında konuşmaktan zevk alırız. Pek çok insanın bilmediği, planlarımızı başkalarıyla ne kadar çok paylaşırsak onları takip etme olasılığımızın o kadar azalmasıdır. Bu biraz kafa karıştırıcı gelse de aslında oldukça mantıklıdır. Planlarımızı dünyaya ne kadar çok açıklarsak gerçek eyleme geçmek için o kadar az motive oluruz. Planlar yapmak ve hayallerimize doğru ilerlemek bize olumlu duygular verir. Ancak bu duyguların biz olmak istediğimiz yere gelene kadar yüksek seviyede kalması gerekir. Gerçek şu ki beyin hedefe bir şekilde ulaşıldığını düşünmek için kandırıldığında, örneğin hedeflerimizi arkadaşlarımızla bir sohbet sırasında yüksek sesle söylediğimizde bizi daha fazla harekete geçmeye motive etmek için enerji harcamayı bırakır. Umutlarımız ve hayallerimiz hakkında çok fazla konuştuğumuzda ve diğer insanlar bu tür hırsların inanılmaz potansiyelini kabul ettiklerinde aynı anda büyük bir dopamin ödülü alırız. Başkalarının bize ne kadar çok hayranlık duyduğunu hissedersek o anlarda sistemimize o kadar çok dopamin girer ve istediğimiz yere ulaşmak için gereken gerçek işi yapma olasılığımız o kadar az olur. Dahası planlarımızı ve başarı umutlarımızı hafifletmek bize erken bir yanlış başarı duygusu verir. Dolayısıyla beynimiz başka şeylere odaklanmaya başlamak için bir sinyal alır. Beyin belirli bir hedefe ulaşıldığına inanıyorsa, bu hedefin daha da ilerlemesinden sorumlu beyin devrelerini bozabilir. Aynı şey, gerçek nihai sonuca doğru ilerlemeyi engellediği için başarımızı erken ilan ettiğimizde de geçerlidir. Yaptığımız pek çok şey, yeterlilik umudu ve yetersizlik korkusuyla motive ediliyor. Bu motivasyon bizi yaptığımız işte daha iyi olmaya, kötü alışkanlıklardan kurtulmaya ve nihayetinde insan olarak büyümeye itiyor. Kendimizi ne kadar beceriksiz hissedersek yetkinlik hedeflerimizi başkalarının önünde gösterme ihtiyacı duyarız ve sonuç olarak hedeflerimiz hakkında insanlardan ne kadar çok iltifat alırsak büyüme ve onlara ulaşma olasılığımız o kadar az olur. Şaşırtıcı bir şekilde beyin bu kadar övündüğümüz gelecekteki benliğin aslında şu anki benliğimiz olduğunu düşünmeye başlar. Bazı insanların düştüğümüzü görmek istediğini ve bu insanların gerçekte kim olduklarının her zaman farkında olmadığımızı unutmamalıyız. Bu kişiler hedeflerimizi sabote etmek için her türlü numarayı deneyecek ve bize her türlü tavsiyeyi verecektir. Hedeflerin ve hayallerin söz konusu olduğunda kiminle paylaştığına çok dikkat et. Hayallerinle ilgili tavsiyeye ihtiyacın varsa yapılacak en iyi şey tamamen güvendiğin birine ulaşmak ancak henüz başaramadığın şeylerle övünmekten kaçınmaktır. Başkalarını etkilemeye çalışmak yerine önce kendi değerini kendine kanıtlamalısın. Çalışırsan hedeflerine mutlaka ulaşırsın. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.